bir sene milletin malı kalmaz. Satılır çünkü mal az. Yılda mesela bunun bir kat, iki katı yer satılırdı. Terekler olurdu. Bak o taraf boş. Mal kıt. 20 senedir, 25 senedir çocukluktan beri buraya çıkıyor. Bu pazarı daha hiç böyle görmedim. Bak bizim köyden bile 3-5 bin mal inerdi. Bir sene hepsini toplasam 500 bin mal inmedi. Mal az yani. Mal bitiyor gayrı. Daha bundan 5-10 sene sonra resimde bakacağız, resimde göreceğiz. Böyle bakacağız. Resimlerde hani Mahmut'a bakarlar ya şimdi resimde nasıl bir şeymiş. Buna da resimde çocuklara resimde gösterecekler. Abi yapayet yapıyorlar. Zaten ne diyorum resimde görecekler resimde. Ama başka bir düşünceleri var da domuz gibi bir şey, bir değişik bir şey çıkarıp da yiyeceksek bilmiyorum. Bu kolayla meydana gelmiyor kardeşim. Kolayla meydana. Az önce şuradan bir yonca getirdi. 1000 lira. Daha ben cebime para koymadan da tamam satılır benim şey demem de daha cebime para koymadan benim 4-5 bin lira masrafım var. Daha cebime para koymadan. Hadi koyu boş ver, kışı boş ver, yazı boş ver. Çiftçi hayvancı olmazsa hiç kimse yaşayamaz. Sen taş mı yiyeceksin? Sen apartmanda oturuyorsun da. Ya atıyorum öbür adam apartmanda oturuyor. Taş mı yiyecek? Ben bu kadar dağda geçimi sağarım, sütümü sağarım. Oraya bir dönüm, iki dönüm. Bir şey yakarım, karnımı doyururum bir şekilde. Bu apartmanda bana sahip çıkmazsa 10 sene sonra taşıyacaksın. Ya gideceksin köyde yakacaksın, ot yiyeceksin ya da sahip çıkacaksın. Bu milleti giymeyeceksin. Şimdi benim gibi kaç kişi kaldı bu hayvancılığı yapan? Bizim köye varsan 10-15 benim yaşımda insan kalmadı. Bundan sonrası zaten bağlasan o dağda durmaz.